Merhaba arkadaşlar. EnglishJS ile e-ticaret uygulaması 4. 5. part'a hoş geldiniz. 4. part'ı bitirdik. 5. part'a geçiyoruz. 5. part videomuzda ürünler üzerinden gideceğiz. Ürünleri ekleyeceğiz, tedarikleri listeleyeceğiz, select box'a kategorileri listeleyeceğiz ve bir ürün ekleme işlemi yapacağız. Tabii ilk önce yapmamız gereken iş modele ürünler tablomuzu tanıtmak. O yüzden hemen geliyorum. Benim database'imdeki şu an ürünlerim select ettiğim zaman boş geliyor. Ürünler isminde bir adet class tanımlıyorum. Code first işlemlerim için gerekli olacak. İçerisindeki property'leri, kolonları direkt property olarak ekliyorum. Tablo adı, kategori ID, tablo ID, kategori ID, tedarikçi ID, adı, içerik, KDV, fiyat, adet, resim, URL, oluşturma tarihi gibi basit kolonlar var. Bunu yaptıktan sonra servise gelip e-ticaret kontekste DB set olarak öncelikle belirtiyorum. Ardından model bu yıldırıma ekliyorum. Burası artık tamamdır. Şimdi manager kısmımıza geçebiliriz arkadaşlar. Ürünler manager adında şuraya bir adet class açacağız. Ürünler manager. Ürünler manager'da biz ürünlerin işte database ile alakalı işlemlerini tuttuğumuz, yönettiğimiz class'ımız. Öncelikle bunları bir şöyle derleyelim. Şu fazlalık. Şöyle bir bakıyorum. Tamam. Bir singleton oluşturdum yine. Bir ürün menajerim var. Burada hangi metotlarım var? Ürün ekle, ürünler listele, kategori ürünler listele, kategori tedarikçi ürünler listele ve ürün detay getir şeklinde metotlarım var. Bir adet factory metodum var. Abstract factory. Ardından bu abstract ürünler process, ürünler factory'den kalıtım alarak içerisindeki tüm metotları dolduruyorum. Database alakalı işlemleri yapıp ardından ürünler process manager'da dependency injection ile bunları kullanıp yukarıda da burada da bunları dış dünyaya açıyorum. Controller'lardan artık erişebiliriz. Ürünler manager. Ardından admin panel controller'a geliyorum. İlk önce service manager nokta ürünler manager. Manager nokta create a singleton diyorum. Ürünler manager'ımdan bir adet türettim. Şöyle yapalım. Bir çizgi daha çizelim. Buraya da ürünlerle alakalı controller süreçlerimiz arkadaşlar işliyor olacağız. Öncelikle ürün eklemeden başlayalım. Public JSON result ürün ekle. Bir adet model alacak ürünler. Ardından return JSON new ürünler manager nokta ürün ekle modelimi veriyorum. Bu kadar. Şuraya da statüs diyelim. Ürün ekleme bitti. Ardından ürünler listeleme. Ürün listele diyelim. Return JSON new list eşittir ürünler manager nokta ürünler listele. Ürünler listele metodum da bitti. Yalnız burada dikkat edeceğimiz nokta şu arkadaşlar. JSON request behavior nokta allow get. Eğer get'te get işlemlerine database'den bir veri çekerken
Biz bunu tanımlamazsak get işlemlerinde arkadaşlar post önemli değil. Get işlemlerinde bunu tanımlamazsak AngularJS tarafında hata alıyoruz. O yüzden API'mizde kesinlikle get metotlarında JSON request behavior'ın allowGet olması gerekiyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ardından public JSON result kategori ürün listele diyelim integer kategori ID alsın. Ardından return JSON new bir list olacak. Ürünler menajeri nokta kategori ürünler listeli diyorum. Kategori ID'yi de buraya veriyorum. Kategori ürünler listeli de tamam. Şimdi gelelim. Public JSON result tedarikçi ürünler listeli. Integer tedarikçi ID. Yine liste olacak. Ürünler menajer nokta tedarikçi ürünler listeli diyorum. Tedarikçi ID'yi veriyorum. Bunu da yaptıktan sonra sadece geriye public JSON result ürün detay bilgisi diyelim. Integer benden bir ürün ID istesin. Return JSON new. Burası model olacak. Eşittir. Ürünler menajeri nokta. Ürün detay getir. Ürün ID verelim. Evet, burası tamamdır. Ürün ekleme, ürün listeleme, kategori ürün listeleme, tedarikçi ürün listeleme ve ürün detay bilgisi getirme. Fonksiyonlarım, metotlarım şu anda hazır durumda. Artık biz bunları rahat bir şekilde kullanmak istiyoruz. Bunun için öncelikle arkadaşlar kullanmamız için tabii ki controller, admin panel controller içerisine faktörlerimizi yazmalıyız. Şuraya yazabiliriz. Buraya yazacağımız şeyler aslında bizim controller içerisinde en son ürünle alakalı yazmış olduğumuz metotlar. Gelelim şöyle factory nokta. Önce ürün eklemeden başlayalım. Bir adet model istiyor benden. Buraya geliyorum. Şöyle return diyelim. Metot post URL isteyecek. Şöyle artı metot ismim. Bir de benden data isteyecek. O da benim zaten modelim. Buradan ürün ekleyi alıp yapıştırıyorum. Tamamdır. Factory nokta ürünler listele. Şöyle yapalım. Return http nokta get URL artı ürünler listeli olacak. Burası bu kadar. Şöyle yapalım. Ardından kategori ürünler listeli. Factory kategori ürünler listele diyelim. Şurası kategori ID alacak. Return HTTP diyorum. Ardından get diyorum. Parantezimi açıyorum. Buraya URL'imi gireceğim. Ardından metot ismimi gireceğim. Şöyle geliyorum.
Param istiyorum eşittir deyip bir scope daha açıyorum arkadaşlar. Pardon. İki nokta deyip. Evet. Şuraya da benden ne istemişti? Metot kategori ID istemişti. Ben de yukarıdaki kategori ID'yi veriyorum. Şurası iki nokta olursa evet. Kategori ürünler listeli şunu alalım, yapıştıralım. Aynı kodun bu sefer şöyle tedarikçi ürün listeli olacak. Burası tedarikçi ID olacak ve buralarda tedarikçi ID olacak. Şu metodu kullanacağız. Son bir tane metot kaldı. O da faktörü nokta ürün detay getir. Benden bir adet ürün ID alacak. Return http nokta get URL artı şuradan alalım. Params diyorum. Ürün ID alıyor benden. 2 nokta metodumdaki function'daki ürün ID'yi veriyorum. Bakalım şöyle bir ürün ID. Evet. Tamam. Ürünle alakalı fonksiyonlarımızı, HTTP fonksiyonlarımızı, servis fonksiyonlarımızı bu şekilde yazdık arkadaşlar. Şimdi ise artık faktörle bir işimiz kalmadı. Kontrolle ilgili kodlarımızı geliştiriyor olacağız. Öncelikle benim kategorileri listelemem gerekiyor. Gelelim scope nokta kategoriler listele function isminde bir kategoriler listele function. Ne yapacak? Benim kategorilerimi listeleyecek arkadaşlar, ama şöyle yapalım, bunun tetiklenmesine gerek yok. Bir bu şekilde bir function'da benim işimi görecektir. Kategoriler listele function diyelim. Ardından da şurada bir kere çalıştıralım. Şimdi burada arkadaşlar admin panel faktörü yukarıda zaten kullanmıştım. Nokta kategoriler listele diyorum. Function response buraya geliyorum. Scope nokta kategoriler eşittir response nokta data nokta list. Ardından şöyle gelelim. Bir function daha açıyorum. Bu function'ı tedarikçiler listele function. Evet. Yine admin panel faktörü nokta tedarikçiler listele olacak. Nokta den diyorum, servis kodlarımı yazıyorum. Scope nokta olmadı. Tedarikçiler eşittir response nokta data nokta list. Şu anda tedarikçiler listele ve kategoriler listele şu anda hazır durumda arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar kategorileri bir listeleyelim önce. Sayfamızın içerisine gelip kategorileri listeleyeceğiz. Select box içerisinde. Gelelim. Pages. Admin panel. Pages'e geliyorum. Nerede bizim select'imiz? Bizim select'imiz burada. Şöyle bir
Açalım. Şimdi öncelikle kategori ardından tedarikçi arkadaşlar. Buraya geliyorum. Diyorum ki select içerisine şöyle bir indireyim aşağı. Öncelikle bir model vermem gerekecek. Ben buna küçük harf yazalım. Ürün nokta kategori ID diyeceğim. NG options optionlarını aynı repeat şeklinde ekrana basacağız. Bunun için item nokta table ID benim aslında yukarıdaki kategori ID'mi dolduracak değer bu. Value member diyebilirim. S item nokta kategori adı benim tablomun daki kolonun adı. For item in kategoriler. Ardından aşağı indirelim. Option kalsın. Da şöyle yapalım option'ı da. Value boş olsun. Kategori seçiniz yapalım. Tedarikçi seçiniz olsun. Şöyle aşağı indirelim. NG modula ürün nokta tedarikçi ID diyorum. NG option ile içerisini dolduracağız. Bu sefer item nokta tablo ID s item nokta bu sefer tedarikçi adı for item in tedarikçiler. Şu anda burası hazır arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Bir bakalım. Çalıştırmadan önce bir şeye daha bakacağım. Burada admin panele tamam admin panel kontrolünü vermişiz. Sıkıntı yok. Çalıştıralım. Evet şu anda açıldı. Admin panel diyorum. Şu anda dolmasını bekliyorum. Şu anda bir hata aldım. Sanırsam bir istek bitmeden başka bir istek başladığı için yani bunun aslında asenkron çalışmak her zaman mantıklıdır. Ben vakit kaybı yapmadan kodlarımı yazmaya devam edeceğim. En son gerçekleştireceğim. Şimdiki yapacağım kısım aslında şu. Bizim sayfamızı açtığımız zaman bir daha açalım. Buraya, şuraya kategorilerin listelenmesi ve şuraya tedarikçilerin listelenmesi. Database'imizde olan kısımlardan bahsediyorum. Bu işlemleri yapalım. Ardından admin paneline geri döneceğiz zaten. Bunun için partial page, kategoriler page. Şunların hepsini kaldırıyorum. Bize bir tanesi yeterli. Buraya ng repeat diyorum. Item in kategoriler. Burası da item nokta kategori adı olacak. NG repeat kategoriler. Item nokta kategori adı olacak. Bunu yaptıktan sonra gelelim kategori partial. Sonra bir de tedarikçileri yapalım. Item in tedarikçiler. Evet, bu şekilde tedarikçileri listeledik. Yalnız burada şöyle bir şey var. Ben bu şu anda partial olarak belirtmiş olduğum sayfalara şu anda controller'larını söylemedim. Bunun için master page'e geliyorum. Kategori partial bu kısma bir ng controller veriyorum. Benim controller'ın ismi de admin panel controller arkadaşlar.
admin panel controller. Aynı controller'ı gelip ben yine tedarikçiye de veriyorum. Aynısını kullanıyorlar. Burası bu kadar. Bunu verdikten sonra artık ben buradaki tedarikçiler listeleme ve kategoriler listeleme ulaşabileceğim arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar, şurayı kapatalım. Şimdi ben o sağda ve solda olan kategori ve tedarikçilere tıkladığım zaman default sayfamdaki ürünlerimin değişmesini istiyorum. Bununla alakalı sorgumuzu şu anda yazacağız. Geliyorum project.js'e. Burada şimdi ben default'u zaten şu şekilde çağırıyorum. Ama farklı bir yöntemle daha çağıracağım. Onun için buraya geliyorum. State diyorum. Daha aynen şöyle yapalım. Arkadaşlar buraya bir adet daha bir state belirleyeceğiz. Burası ismi kategori ürünler olsun. State'imin virgül koyup aşağıya geliyorum. Benden bir adet URL istiyor. Ardından template URL istiyor. Bir de controller istiyor tabii ki. Controller'ımız zaten admin panel controller. Yukarıdakilerle aynı. Template URL kısmı page. Page'in içerisindeki default.html. Aslında gideceğimiz yer burası. Tem URL'im benim önemli. Neden? Şöyle. Buraya geliyorum. Page istiyorum. Buraya kategori ürünler deyip şuraya şöyle iki nokta deyip buraya ID diyorum arkadaşlar. Bu ID dediğim şey de şu oluyor. Ben bu sayfayı açarken bir ID gönderebilirim. Burası yine uzayıp gider. Aynı mantığı tedarikçi ürünler içinde yapıyorum. Tedarik ürünler diyelim. Şuraya tedarik ürünler olsun, ID olsun, yine default sayfasını açacak. Ben bunu kullanırsam slash yine buraya gidecek ve tedarik ürünler üzerinden gidecek. Diğeri de kategori ürünler. Yani aslında URL'imde yukarıda kategori ürünler ve tedarik ürünler şeklinde yazacağını göreceğim arkadaşlar. Bir de ürün detay vardı. O sayfayı daha tasarlamadık ama state'ini yazalım. Şöyle yapsam sıkıntı olmaz. Ürün detay diyorum. Ürün detay da aynı mantıkta ürün detay ve ID alacak. İsmi de ürün detay yazarız ya da product detay TL olabilir. Burası şey olsun, ürün detay olsun. Ve yine controller'ı bunun için ayrı bir controller yazarız. Ürün detay controller. Şöyle kalsın şu anlık. Şu anda biz state'imize iki tane daha sayfa ekledik arkadaşlar. Ardından kategori parçala geliyorum. Şu artık A harf olmayacak. Burası UI serif olacak. Burada da ismi neydi? Kategori ürünlerde. Şöyle iki tane parantez yapıp şöyle yapıyorum. ID istiyor benden. ID'ye de item'ondaki tablo ID'yi gönderiyorum. Şöyle bir daha bir bakacağım. Kategori ürünler. Tamam. Şu anda burada bir eksik yok. Aynı mantığı şunu kopyalıyorum şöyle. Aynı mantığı tedarikçi parçalı içinde yapacağız. Şöyle yapıyorum. Burası artık tedarik ürünler olacak. Geliyorum. Şuraya kategori ürünler değil.
tedarik ürünler şeklinde değiştiriyorum. Buralarda tamamdır arkadaşlar. Evet, şu anda tedarikçiler listeleme işlemlerimizi yaptık. Kategori listeleme işlemlerimizi yaptık. UI'larını verdik. Linklerini oluşturduk. Bir sonraki derste de bunların ön taraflarıyla biraz ilgileneceğiz. Ve ürün ekleme ve ürünleri gösterme ve ürün detay kısmıyla artık sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar.